Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fizik bilimine giriş ve madde ve özellikleri olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Fizik 9, yani 9. sınıf. Fizik açık uç sorular testi olacak. Diğer testleri de çözdük hatırlarsanız kanalımızda. Matematik için olanı da var arkadaşlar. Ben bu çalışma defterlerini çok beğendim. Neredeyse böyle oyun oynar gibi sevgili arkadaşlar ders çalıştırtıyor size. Çok eğlenceli kitap olmuş. Herkese öneriyorum. Çözmeyen arkadaşlarınız varsa siz de arkadaşlarınıza önerin. Matematik için olanlarını da söylediğim gibi kanalımda bulabilirsiniz. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Kitabımızda cevap anahtarlarında da bazı örnekler verilmiş. Mesela fizik biliminin diğer disiplinlerle, disiplin diyor, İlişkisini açıklayan 3 örnek yazınız. Kitap biyoloji, coğrafya ve müzikle alakalı söylemiş sevgili arkadaşlar. Mesela biz ekstra spor için diyebiliriz değil mi? Sporda sporcuların hareketlerini inceleyebilmek için hareket, mekanik kullanılabilir. Motor sporları var aynı zamanda biliyorsunuz. Motor sporları. Motor sporlarında direkt mekanik, fiziğin alt dalı olan mekanik kullanılabilir. Hani motorları vesaireleri yapabilmek, inceleyebilmek için. Sinema ne kadar uç örnek değil mi? Sinema arkadaşlar. Sinemada da sevgili arkadaşlar, mesela artık günümüzde aksiyon filmleri bir sürü, yani o aksiyon sahneleri nasıl çekiliyor değil mi? Halatla adamı bağlıyorlar, yukarılardan çekiyorlar, aşağıya atlatıyorlar, fizik kullanılmayacak değil mi? Mesela kameraları var onların, uzun kameralar, hangi açıyla tutacak, nereye eğilecek, vücuda bağlanan kameralar var, taşıma, kuvvet, vektör, bunlar hep kullanılabilir. Yani bir çırpıda benim aklıma gelen spor, sinema. Yani fiziğin el atmadığı konu yok neredeyse sevgili arkadaşlar. Üretim sanayinde her yerde kullanılır fiziğimiz. Katı alü fiziği kullanılabilir. Mesela altın aramalarında nasıl olur hocam? Sevgili arkadaşlar, altın aramalarında da örneğin, gerçi madencilik diyelim biz buna. Madencilik. Çünkü disiplin dedi ya, madencilik olsun. Sevgili arkadaşlar, madencilikte öz kütle mesela ayırt edici bir özellik ya. Elemelerden geçilebilir, eleklerden suyun içine atabilir. Farklı katmanlarda farklı maddeler kalır. Fizik yine kullanılır. Evet, çok örnek. Bunu çoğaltabilmek çok mümkün. 3 dedi. Siz kitaptan bir tane, buradan 2 tane seçip yazabilirsiniz. 2 ile devam edelim arkadaşlar. Fiziğin alt dallarının isimlerini yazarak çalışma alanlarına ikişer örnek veririz. Arkadaşlar, alt dallarımız nelerdi? Mekanik. Önce bir yazalım değil mi? Ondan sonra örneklerimizi de yazarız. Elektromanyetizma. Manyetizma. Evet, şahane. Termodinamik vardı. Termodinamik. Optik vardı örneğin. Evet, optik. Sahne çıkıyor değil mi? Güzel. Katı hal fiziği, şimdi biraz gittikçe zorlaşıyor şeyler. Katı hal fiziği sevgili arkadaşlar. Düşünelim, nükleer fizik değil mi? Nükleer fizik. Nükleer deyince hemen aklımıza atom fiziği de gelir değil mi? Atom fiziği. Bir de yüksek enerji ve plazma. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Şimdi örnek olarak da neler verebiliriz arkadaşlar? Bakıyorum şimdi cevap anahtarında. Mekanik için gezegen hareketleri, rüzgar oluşumu demiş. Gezegen hareketleri ne sevgili arkadaşlar? Gezegenlerin arasındaki kütle çekimleri, bunlar olabilir. Mesela mekaniğin az önce konuştuk. Sinemadan da örnek verdik. Spordan da, motor sporları. Motorlar olabilir değil mi? Motorların yapımı olabilir. Sanayi tesislerinde çokça mekanik kullanılır. Elektromanyetizmada arkadaşlar elektrik motorları ve MR cihazları da söylenmiş. Mesela burada elektromanyetizmada hangi testte, bir önceki ya boşluk doldurma ya da sevgili arkadaşlar eşleştirmede de konuşmuştuk. Yapay mıknatıslar arkadaşlar. Yapay mıknatıslar da elektromanyetizmanın alt dalına girer. Hızlı trenler, o mesela hani çok yüksek hızlı 600-700 kilometre ile giden, 500 kilometre hızla giden trenler var ya, orada da elektromanyetizmalar kullanılıyor. Maglev diyorlar arkadaşlar ona. Maglev trenler. Güzel, burada kullanılabilir. Termodinamik deyince arkadaşlar say sayabildiğine kadar yalıtım malzemelerinde kullanılabilir. Hani ısı geçiriyor, geçirmiyor. İklimlendirme olabilir.
Ondan sonucuma kalorifer tesisatlar olabilir, kombi yapan üreticiler olabilir. Hepsi termodinamikliği kullanır. Optik deyince zaten sevgili arkadaşlar, mercek yapımlarında, gözlük yapımlarında, teleskop, fiber optik kablolar, hepsi örnek gösterilebilir. Katran fiziği bunlar biraz işte şey olabilir. Bunlar mikro seviyede arkadaşlar. Küçük seviyede maddeleri inceliyorlar. Mesela leke tutmayan duvarlar. Leke tutmamasını sağlayabilmek için o kadar nanoteknolojiler kullanılıyor arkadaşlar. Su damlacıkları tutunamıyor icabında. Ya da şey, yine tencereler olabilir mesela. Kir tutmayan, kolay temizlenebilir. Nükleer fizik deyince arkadaşlar hemen bizim aklımıza şey gelmeli. Bu MR cihazları vesaire, değil mi? Onların şeylerini ölçen. Ha bak mesela şurada söyleyeceğiz. MR için nükleer fizik söyleyeceğiz arkadaşlar. Nükleer fizikte bak bir aşağıda bir MR cihazı olabilir. MR cihazlarında kullanılabilir. Tıpta kullanılır yani. Tıpta çokça kullanılır. Atom fiziği dediğimizde arkadaşlar artık günümüzde çok çok hızlı bilgisayarlar, kuantum bilgisayarları var. Onlar yapılıyor. Fotoseller arkadaşlar. Hocam bu fotosel de ne? Sevgili arkadaşım hani sen apartmana giriyorsun da kendiliğinden ışık açılıyor ya, seni algılıyor. İşte o seni algılayan, o otomatik algılayan şeylere fotosel denir. Otomatik kapılar mesela. Sen geliyorsun, seni algılıyor, kapıyı açıyor ya, buyurun beyefendi diyor ya, ya da hanımefendi. İşte onlar fotosel arkadaşlar. Fotoselle çalışıyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği içinde arkadaşlar. Yani uzay teknolojileri, yıldızların yapılarını inceleyebilmek için kullanılan teknoloji şeydir. Astrofizikte kullanılır arkadaşlar. Uzayla ilgilenen fizik dalıdır. Şöyle ki evrenin sevgili arkadaşlar, yani çok da yanıltmayalım, %95'i zaten plazmaymış. Çok enteresan değil mi? Biz 3 hal biliyoruz. Katı sıvı gaz, plazmayı da biliyoruz. Plazmayı çok az değinip geçiyoruz ama evrenin %95'inin plazma olması da çok dramatik bir gerçek. Ha, dünyanın kendi içinde plazma az tabii ki. Öyle diyelim. 3 ile devam edelim arkadaşlar. Bu biraz felsefik bir soru olmuş. Fizik biliminin felsefeden ayrılmasına neden olan etken nedir? Sevgili arkadaşlar, biraz araştırma yapınca eski çağlardan beri, yani yüzyıllardan beri felsefe diğer bilim dallarıyla beraber yürüyordu. Hatta 18. 19. yüzyıla kadar fizikle beraberdi. 19. yüzyılın başlarıyla birlikte 19. yüzyılda fizik bilimi arkadaşlar felsefeden ayrıldı. Pozitif bilim oldu. Felsefe biraz daha sevgili arkadaşlar soyut. Soyut kavramlarla uğraşıyor ve neden diye soruyor. Neden diye soruyor. Bizim fizik bilimimizde sevgili arkadaşlar daha somut. Elle tutulur şeylere cevap veriyor. Cevap veriyor. Yani neden sorusuna cevap veriyor, nedenleştiriyor. Yani neden olduklarını kağıda döküyor, onları ispatlıyor. Fizik biliminin daha çok şey. Kitapta da demiş ki bilimsel bilginin gelişmesi. Evet, pozitif bir bilim olarak ayrılmasından dolayı fizik bilimi felsefeden ayrılmıştır arkadaşlar. Böyle de diyebiliriz. Kitabın verdiği cevabı da aynen yazsan olur. Ya da şu yaptığım açıklamaları da biraz yazabilirsin. Evet, dörde gelmişim. Diyor ki verilen görsellere hangi alt dalları ile ilişkilidir? Tırırıt. Şimdi normalde arabayı görür görmez şey diyesim geldi benim. Mekanik diyesim geldi ama elektrikli araba dedi arkadaşlar. Elektrik varsa işin içinde bu nedir artık? Elektromanyetizma. Normalde bu manyetizma hani çok elektrikle iç içe, tamam kabul ediyoruz da hani elektrik olmadan manyetizma olmuyor. Yoksa elektrik, elektroniği de ayrıca söyleyebilirsin sevgili arkadaşım. Artık dilimizde yaygınlaştı. Elektromanyetizma her ikisini de kapsasın diye kullanılıyor. Elektrikli araçlar, elektromanyetizma. Bak basit makinalar. Makina bir hareket var, bir şeyler var. Mekanik. Değil mi? Mekanik. Fotoğraf makinesini gördüm. Görmek, gölge vesaire. Hemen optiği yapıştırdık. Az önce konuştuk. BT cihazı dedi. BT neyin kısaltılmışı? Keşke baksaydım da size söylerdim. MR cihazı diyelim arkadaşlar. İçeriye giriyorum. İnşallah girmek zorunda kalmazsınız. Ben birkaç kere girdim. Röntgen çekiyor. Yok, yüksek seviyede radyasyona maruz kalma şansın da var arkadaşlar. İşte bu nükleer fizik. Ve geldik bak güneş panelleri arkadaşlar. İşte burada da maddenin sevgili arkadaşlar
değiştirilemediği, hacminin değiştirilemediği, yapısının değiştirilemediği kısımlar kullanılıyor daha çok. Katı hal fiziği, bunu da şeyde konuştuk. Katı hal fiziği. Ya boşluk doldurmada ya da eşleştirme testinde biraz konuştuk arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Hatta şuradan göstereyim ya katı hal. Ha şurada biraz konuşmuşuz bak. Beşinci maddede biraz konuştuk eşleştirme testinde. Evet geldik beşe bakalım. Sözel bölümler bitmek üzere. Birazdan hesap kitap yapmaya başlayacağız habercisin. Diyor ki fiziksel bir büyüklüğün temel veya türetilmiş olması hangi özelliğe ve özelliklere sahip olması gerekir? Örneklerle açıklayayım. Arkadaşlar temel büyüklük herhangi başka bir nicelikle açıklamana gerek yok. Örneğin zaman. Bak zaman. Direkt ne dersin? Saniye. Zamanı söylersin. Zamanı belirtmek için başka bir birime ihtiyacın yoktur. Örneğin sıcaklık. Sıcaklık dersin ki 15 derece. Biz 15 derece deriz. Amerika'da aynı eş olmasa da mesela 45 Fahrenheit derler mesela. Değil mi? Kelvin, bazı bilim adamları da Kelvin'i kullanır ki biliyorsunuz SI'da Kelvin'i kullanıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık bak direkt kendisini söylüyorsun. 3 metre, 4 metre kütle, değil mi? Oysa sevgili arkadaşlar türetilmiş bir büyüklük için örneğin hız. Hızın tanımı zaten o. Birim zamanda alınan yol. Kilometre bölü saat. Örneğin 75 kilometre bölü saat. Bu ne demek? Bir saatte 75 kilometre yol almış demek. Türetilmiş büyüklük. Örneğin hacim. Mesela şuraya uzunluk yazalım. Uzunluk metre değil mi arkadaşlar? Bak başka bir şeye gerek yok. Ama hacim dediğimizde hacimin birimini arkadaşlar metre küp. Hocam sadece metre var. Hayır bak. 3 kere metreyi kullanıyorsun. Bu hacmi anlatabilmek için metreye ihtiyaç duyuyorsun. Metre küp diyorsun. Alan içinde mesela alanı da metre kareyle ifade edersin ya. Bak yine metreyi kullanmış oldum. Bunu böyle çok çok türetebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. 6. 6 geldik biraz yavaş yavaş şeylere. Ha zaten bak burada konuştuk. Az konuştuk diyenler hop geldin 6'da da bir bakalım arkadaşlar. Direkt temel büyüklükleri bana sıralatacak. Boşlukları doldurun diyor. Bakıyorum. Şimdi bu talihsizlik tabii ki L harfi arkadaşlar bu. Hani L'nin büyük I gibi gözüküyor olması enteresan değil mi? Çünkü birazdan ışık şiddetini kullanayım. Sembolü L'ymiş. SI'deki sembolü de M'ymiş. Evet. Birimini henüz yazmadık. Onu yazacağız birazdan. Şerit metreyle ölçülüyormuş ölçme aleti. Sevgili arkadaşlar bu ne? Uzunluk. Uzunluk metreyle ölçülür değil mi? Şerit metreyle ölçülür. Sembolü M'dir. Evet. SI birimi de nedir arkadaşlar? Metredir. Adı üzerinde metre. Şerit metre de oradan geliyor. Birimi kilogram. Eşit kolu teraziyle ölçüyoruz arkadaşlar. Bu arkadaş kim? Bak sembolü de M. Mass. İngilizcesi mass olduğu için sevgili arkadaşlar. Mass'in M'si kullanılıyor. Birimi de tabii ki kilogram. Kilogram kullanıyoruz. Arkadaş kütle. Mes kütle. İngilizce bilince ne kadar kolay oluyor değil mi? M İngilizler bunu doldururken mes diye dolduruyor. Biz bir de kütle olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Enteresan değil mi? Bilimi biz daha önce kapsaydık arkadaşlar. Siz çalışın, siz harfler verin. Bizim alt gelecek nesillerimiz daha kolay öğrenir sizin sayenizde. Evet, zaman arkadaşlar zamanın sembolü ne? Time'ın T'si. Bu da time'dan geliyor. Evet, birimimiz S sevgili arkadaşlar. Yani saniye. Burada yazmış zaten isim birimde. Saniye. Hop, neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Kronometreyle. Hepinizin cep telefonlarında var biliyor musunuz? Farkında mısınız bilmiyorum da. Saat kısmına basınca arkadaşlar kronometre çıkar. Kronometre zamanı ölçersin. Yani saati de söyleyebilirsin. Saat şu bu falan. Sıcaklık dedi. Arkadaşlar sıcaklık da büyük T ile gösteriyoruz. Bu da temperature. Temperature'dan geliyor. Time ile karışmasın diye zamanı küçük T, sıcaklığı da büyük T ile gösteriyoruz. SI birimi K, ne yani sevgili arkadaşlar? Kelvin. Değil mi? Kelvin. Termometre ile ölçüyoruz. Geldim I, küçük I. Allah Allah. A,
Ne bu arkadaşlar? Bilin bakalım. A, amper. Bak amper metre. Bu ölçür, ölçme aleti işte. Amperi ölçüyor demek. Bu kimdi arkadaşlar? Akım şiddeti. 10. sınıfta baya baya içine gireceksiniz, öğreneceksiniz. Rahat ol. Işık şiddeti işte sevgili arkadaşlar. Sembolü şu şeyle karışmasın. Büyük I. I sembolüyle gösteriliyor. Hani ayrılsın diye ben böyle göstereyim I'yı. Şu L aslında. Küçük L harfi. Evet, candela CD ile gösteriliyor. Candela. Neden K, neden C? Çünkü İngilizce candela diye yazılıyordu. O yüzden arkadaşlar. Bunu da neyle ölçüyormuşuz? Fotometre ile. Bak yine fotometre. Işık zaten foto anlamına geliyor arkadaşlar. Oradan cevap. Madde miktarı neyle gösterildi? Mol arkadaşlar. Hem SI birimindeki birimimiz mol hem de sembolümüz mol olarak gösteriliyor. Bunu nasıl ölçüyormuşuz? Yokmuş ölçü aleti bunun. 7 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi birazcık işlem yapacağız. Bakalım. Şekildeki cisim içindeki 80 cm küp ıdırı bakıldığında su seviyesi 100 cm küp'e çıkıyor. Şuradan ölçüyoruz tabi arkadaşlar. Şurada ölçü şeyleri var. Buradan anlıyor. Buradan 100'e kadar çıkıyor. Kabın su ile beraber kütlesi 120 grammış. 184 grama çıkmış. Güzel. Onu da söyledim. Buna göre arkadaşlar A, B, C, D'yi söyle. Dikkat ne diyor? D su. Suyun öz kütlesi 1'miş. Ya şimdi arkadaşlar 80 santimetre küp su var. Ben burada kaç gram su var onu da bulabilirim ki. Ne kadar var? Bak D eşittir M bölü V idi değil mi? Güzel. M su. M su. D su çarpı V su değil mi? Evet hocam. M suya bakalım. Kütlesine. 1, bana 1 verdi çünkü. Çarpı 80 santimetre küp. Eşittir 80 gram. Sevgili arkadaşlar, boş kabın kütlesini sordu ya bana. Zaten bak tarttım 120 gram. 80 gramı şuraya yazdım. 80 gramı su ise A şıkkını yapıyorum şimdi. 120 eksi 80 eşittir 40 gram gelir dara. Dara mı diyor? Boş kabın. Biz buna dara derdik arkadaşlar. Darası. Darası bu kadar denir. Halk arasındaki söylenmesi de budur. Evet, 40 gramı buldum. Geldim B'ye. B'yi çözelim. Cismin hacmi kaç santimetre küptür? Sevgili arkadaşlar, 80 santimetre küpten cisme attım abidik gubidik. Ben bunu hani hesaplayamıyorum normal geometrik şekillerde. 100'e çıktı. Arkadaşlar artış miktarı ne kadar? 100 santimetre küp eksi 80 santimetre küp eşittir 20 santimetre küp. Bunu da şöyle söyleyelim isterseniz. VC diyelim. V cisim. Çünkü birazdan kullanacağız bunu. Darayı yazdık. Bak M suyu yazdık. C'yi gelin çözelim. Cismin kütlesi kaç gramdır? Sevgili arkadaşlar cismin kütlesi de birinci kısımda 120 geliyordu. İkinci kısımda 184 geldi. Değişiklik ne? Cisim ekledik de o yüzden. M cisim eşittir 184 eksi 120'den buyur sana 64 gram. Çok pardon. M cisim. Bak böyle yazmamızın kârını şimdi göreceksin. Diyarbakır. Diyarbakır'da da zaten cismin öz kütlesi yani D'yi soruyor. Arkadaşlar D neydi? M bölü V idi. D cisim, M cisim beli bölü V cisim olur. Arkadaş 64 gram. Bak dikkat et bir şey söyleyeceğim. Bu da 20 santimetre küp. Arkadaşlar bak sevgili öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küp. Bak sen burada ne buluyorsun? Gram bölü santimetre küp. Eğer sen tanımları bilirsen bütün formülleri de yazabilirsin. Bu arkadaşı bu arkadaşa bölersen de 3,2 yani 3 tam onda 2 gram bölü santimetre küp çıkar. Bende de alışkanlık hep gramı GR yazıyorum ya. Gram işte G yazsana şimşek değil mi? MGH onlarla karışmasın diye herhalde GR yazıyorum. Evet 7'nin cevabı bu kadar arkadaşlar. 8'i çağıralım o zaman. 8 numara geldi sevgili arkadaşlar. Der ki eşit uzunluklardan biri X diğeri Y sıvısı akıtmakta. Birine X dedim, diğerinde Y sıvısı dedim. Dikkat!
eşit debili. Debi ne demek hocam? Arkadaşlar aynı miktarda su akıtıyorlar. Yani bir dakikada ne kadar akıtıyorsa diğeri de o kadar akıtıyor. Ya da bir dakikada, iki dakikada ne kadarsa. Diğerinden de Y sıvısı. İlk 3 dakika sadece X sıvısı. Musluklar açılarak dolduruluyor. 300 mililitreye kadar. Doldurulduktan sonra diğer musluk da açılıp kabuk 500 mililitreye kadar dolması sağlanıyor. Arkadaşlar burada X ile Y aynı anda akıtıyor. Çünkü X'i kapattın falan demiyor. Buna dikkat edin. Aynı anda da kapatılıyor. Ha bak, aynı anda kapatılıyor lafından da zaten anlarsın. Bu cümleden de anlaşılır. Diyor ki ilk dakikada, bana şimdi ipuçları veriyor. İlk dakika kapta 200 gram sıvı olup, ilk dakikada ne vardı arkadaşlar? X vardı. Hemen buraya X sıvısı olduğunu belirt. Musluklar kapandığında kaptaki homojen sıvı karışımı kütlesi 1100 gram oluyor. Buna göre löp 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 şıklarını cevapla diyor. Gelin bakalım, yapalım arkadaşlar. Öncelikle şu arkadaşı bir bölmeleri ayıralım. Ne yazık ki burada 3 boyutlu çizim yapalım derken 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme ayrılmış. Gelin biz bunu karşıdan görünüşte arkadaşlar 5 bölmeye bir ayıralım sizinle. 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Çok kötü ayırdım ama. Evet, ben şeye biraz meraklıyımdır arkadaşlar, orantılı yapmaya. 100, 200, 300, 400, 500. İşte fena olmadı yani. Burası 100, 200, 300, 400 ve 500. Tamam. Sevgili arkadaşlar, 3 dakika boyunca akıtılıyor. 100, 300'e kadar doluyor. Buraya sadece X sıvısı doldurdu arkadaşlar. Ve 3 dakikada doldurdu. Demek ki her bir bölmeyi kaç dakikada? 1 dakika, 1 dakika ve 1 dakikada doldurdu. Bunu belirledim. Daha sonrasında ikisi birlikte arkadaşlar X artı ve Y beraberce şurayı doldurdular. Eşit debili dedi. Birinci soru zaten diyor ki kaç dakikada dolmuştur? Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş bir bölmeyi bir dakikada dolduruyor. Debileri de eşit. Bu arkadaşlar şimdi bir dakika boyunca X burayı, Y de burayı doldurdu düşün. Tabi böyle gösterim biraz yanlış oldu. Yarım dakikada şurası dolar, 400'e gelir. 500'ü de sevgili arkadaşlar bir dakikada doldurmuş olurlar değil mi? El birliğiyle çünkü. El birliğiyle dolduruyorlar. Bu durumda A şıkkı ne derim? 3 artı 1'den 4 dakikada doluyor derim. Aman yanılıp buna 5 demeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü burada X ve Y beraber çalışıyorlar. 1 dakikada bu 100, 1 dakikada da bu 100. Toplamda 200 mililitreyi doldururlar. Böyle de düşünebilirsin. Geldim ikinci şıkka, B'yi cevaplamaya. Kaptaki X sıvısından kaç mililitre vardır? Sevgili arkadaşlar, şimdi konuştuğumuz gibi 300 mililitre başta doldurdu X. Şu kalan 200'ün de 100'ünü 100-100 paylaştı X ve Y. Bu durumda 300 artı 100 eşittir 400 mililitre yapar. Ne diyelim biz buna? Vx diyelim. X'in hacmi. Diğer şıklarda lazım olabilir bu bilgi bize. C şıkkı ne diye sormuş. Kapta Y sıvısından kaç mililitre vardır? Bu da çok kolay oldu. Tamamı 500 mililitreydi. 400'ü X sıvısıysa geriye kalan 100 mililitre de sevgili arkadaşlar Vy olur. Y sıvısının hacmi olur. Diyarbakır seçeneği, yani seçeneği derken şıkkı, X sıvısının öz kütlesi. Allah Allah, kaç gram var ki, onu biliyor muyum? Biliyorsun sevgili arkadaşım, bak sana ipucu verdi. İlk dakikada kapta 200 gram sıvı var. Zaten ilk dakikada X'i doldurmuştum. D'ye de geldim. Arkadaşlar D neydi? M bölü V idi. Birinci dakika sonunda MX ne kadar? Hocam 200 gram. Peki VX ne kadar? Birinci dakika bu. Birinci dakika sonunda. 200 gram var. 100 mililitreyi doldurmuştu. 100 mililitreyi doldurmuştu sevgili arkadaşlar. Bu arada mililitre nedir arkadaşlar? Mililitre santimetre küptür. Biliyorsunuz santimetre küp. Küpler arkadaşlar bin bin gider. Mili lafı da oradan gelir. Bir önceki testlerde konuştum ben sizinle. Bin kat yukarısı sevgili arkadaşlar litre yapar. Litre de desimetre küptür. Mililitre santimetre küp olur.
İçtiğimiz sıvılar var ya 500 mililitredir. Onlar işte yarım litredir arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağım? 200'ü 100'e böldüğümde 2 gram bölü santimetre küp olduğunu kolaylıkla görüyorum. Diyarbakır'a da bu seçeneği işaretledim sevgili arkadaşlar. Şimdi bana neyi soracak? Dur bakayım. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bir şey atlamadık değil mi ya? A'yı çözdük. 4 dakika dedik. Güzel. 400 mililitre 100 dedik. Bu arkadaşı da 2 gram bölü santimetre küp bulduk. Şimdi arkadaşlar Y sıvısını soruyor bana. Şimdi Y sıvısını bulabilmek için de M, Y'ye ihtiyacım var değil mi? Y'den kaç gram var acaba? Şimdi tamamında 1100 olmuş. Sevgili arkadaşlar X sıvısından ne kadar vardı? 400 mililitre. MX'i yazalım önce. 400 mililitre çarpı 2 gram bölü santimetre küpte buldum. 800 gram sevgili arkadaşlar X sıvısından var. Tamamı 1100 olduğuna göre MY ne olur? 1100 eksi 800'den 300 gram olur. Bu durumda DY'yi bulabilmek için de Y sıvısının öz kütlesini bulabilmek için de 300 gram bölü. Peki ne kadar vardı arkadaşlar? Bakın VY'yi de 100 gram bulduk. 100 mililitre bulduk. Santimetre küp yani. Bu arkadaş da 3 gram bölü santimetre küp çıkar kolaylıkla. Evet, bunu da alnımızın akıyla hallettiğimize göre 9'da devam etmek anımızın ak sütü kadar helaldir. 9 diyor ki arkadaşlar. Öz kütlesi 2,5 gram santimetre küp olan içi dolu metal bileğinin hacmi bu kadarmış. Güzel. D cisim 2,5 gram bölü santimetre küp. Hacmimiz de belli arkadaşlar. V cisim 60 santimetre küp. Gayet güzel, her şey yolunda gidiyor. Ben buradan hemen M cismi de yazıvereyim soruyu bile okumadan. Değil mi? D çarpı V'ydi arkadaşlar. Hop. 2,5 ile 60'ı çarptım. 150 gram buldum. Benim bilyem 150 grammış. Bilye öz kütlesi 2 gram santimetre küp olan sıvı ile dolu. Bak altını da feci şekilde çizmişim. Dolu bir kaba bırakılırsa kabın toplam kütle artışı ne kadar olur? Sevgili arkadaşlar, dolu dediği şu. Şimdi bak, buraya kadar dolu ve sıvı ile dolu. Bu arkadaşta ne kadar? D'si 2 gram bölü santimetre küp. Şimdi ben buraya şeyi attığımda, bilyeyi attım. Hop, şimdi bilyeyi atıyorum. Zaman şeyinde, çizelgesinde atıyoruz. Attım, bilye içeriye girdi. Sevgili arkadaşlar, buradan belli bir sıvı taşacak değil mi? Ne kadar sıvı taşar bana söyleyiniz. Şu arkadaşın hacmi kadar. Şuraya 60 santimetre küp sıvı taştı arkadaşlar. 60 santimetre küp sıvı taştı. Şuraya düşen sıvı miktarı ne kadar? Taşan sıvı. Taşan sıvının kütlesi arkadaşlar 60 santimetre küp taştı çarpı 2 gramdı da şeyi siz söyleyin öz kütlesi. Bu durumda 120 gram sıvı taştı sevgili arkadaşlar. Peki içeriye biz ne kadarlık cisim attık? 150 gramlık cisim attık. Dışarıya taşan da 120 gram olduğuna göre arkadaşlar artış 150 eksi 120'den 30 gram olur. İşte kaptaki sevgili arkadaşlar artış miktarı 30 gram olur. Bu anlaşıldı diye düşünüyorum. Bak tane tane tekrar ederim. Cismi atıyorum. Cisimden belli bir kütle kaybı olacak değil mi? Kayıp ne? Şu sıvı. Sıvı kaybı oldu. Ne kadarlık bir sıvı kaybı oldu? Benim attığım bu cismin hacmi kadar. Çünkü aynı hacimdir. Çünkü dolu dedi bak. Ağzına kadar doluydu. 60 santimetre küp sıvı taştı. Peki bu taşan sıvının ağırlığı ne kadar? Şeyi belli, öz kütlesi. Taşan da belli. 2 ile 60'ı çarptım. 120 gram su taşmış, kaybolmuş. Ama onun yerine ne geldi arkadaşlar? 150 gramlık ahanda bu cisim geldi. Bu durumda artış miktarı 150 eksi 120'den 30 olur tabii ki.
Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.